bir kedi gibi. Benim tüylü dostlarım, bu toplantının konusu çok önemli. Bir sorunumuz var. Büyük bir sorun. Ama birlikte her şeyin üstesinden gelebiliriz. Milady. İşte sorunumuz bu. Kedi Günlüğü dergisi ve yayınladıkları haberler. Peki ne yapacağız? Piro'nun elinde biberon var. Bu kedi hala bez mi takıyor? Köftenin define avı. Bilin bakalım ne buldu. Beklenmedik bir olay. Cesur kedi fareye karşı. Banyodaki kediler en komik yüz ifadeleriyle yakalandılar. Ve bu şekilde sürüp gidiyor. Aç gözlü kediler, tırsak kediler. Köftenin burun kaşıntısı. Milady, bunu zaten belirtmiştin. Peki bu senin burnun mu köfte? Bu fotoğraflar Gebe'nin işi. Şu muhabir kedi. Artık çok oldu. Yeter artık. İyi dedi. Başkalarıyla alay etmesi hoş değil. Biraz saygıyı hak ediyoruz. Saygı. Evet. Öyleyse onu ilk ve son olarak uyaracak mıyız? Evet. İşte geliyor. Hazır mıyız? Kedi misiniz yoksa tavuk mu? Boş ver Limpo. Hepsi Gebi'den korkuyor. Hiç kimse kedi günlüğünün kapağında fotoğrafının çıkmasını istemiyor. Ama ben korkmuyorum. Onunla kendim yüzleşebilirim. Gebi! Hı? Bu ne anlama geliyor? Sorun nedir? Gebi! Sen iyi misin? Hayır. Beni yalnız bırak. Burada arabamın altına geri döneceğim ve orada kalacağım. Yanını sıkan nedir? Herkes benden uzak duruyor. Geldiğimi gördüklerinde saklanıyorlar. Ne kadar tuhaf. Acaba neden? Arkadaşsız kalmak hiç hoş değil. Ama senin herkesin işine burnunu sokman da hiç hoş değil bence. Ama ben muhabirim. Haber benim işim. Bakarım. Duyarım. Ve yayınlarım. Sen buna haber mi diyorsun? Hayır, ben buna komiklik diyorum. Madem haber istiyorsun, al sana haber. Gidelim. Seni yakalayacağım bu fark edici. Kaçırdım. Bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayacaksın tüyüma. İkimizin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Yanılıyor muyum Bay Pençe? Ah evet Brutus. Biz bu şehrin en iyi yakalayıcılarıyız. Brutus gerçekten çok kötü bir adam. Şehirdeki bütün kedilere korku salıyor. Onu durdurmamız gerekiyor mafi kediler. Buradan harika bir ilk sayfa haberi çıkar. Ve aklıma bir fikir geldi. Ona bir tuzak hazırlayacağız. Mükemmel. Brutus buna asla dayanamaz. Bu nadir bulunan kediyi yakalamak isteyecektir. Köfte efsane bir fare kedisi. Ama neden ben? Çünkü fare kulaklarınla muhteşem görünüyorsun. Peki Pelu. Şimdi ne yapacağım? Gülümse. Ve peynir de. Peynir. İşte mükemmel bir kayıp ilanı. Göreceksin köfte. Bu plan işe yarayacak. Ben buradan korkuyorum Limpo. Kafese tıkılmak istemiyorum. Sakin ol köfte. Sadece ufak bir yürüyüşe çıkman gerekiyor. Ve Brutus ortaya çıktığında harekete geçmeye hazır olacağız. Sadece yardım istemek için viyaklamayı unutma. Gidelim. Viyaklama
Bak tabii ki. Durun. Ben bir kediyim. Nasıl yaklayacağımı bilmiyorum. Bunu başaramayacağım. Bütün bu olanlar karnımı acıktırdı. Gerçekten makarna ve köfte çekti. Ha? Bir dakika. Ne zaman tehlikede olsam canım hep makarna ve köfte çeker. Yani demek ki... Bir fare kedisi. Yakala onu Bay Meşe. Evet. Bakın kediler. Sabit dur bakalım. Şimdi sıra bizde. Brutus'un pençesini yakalayalım. O olmadan kedi yakalamayı başaramaz. Güzel pençem, ne kadar çok kedi yakalamışsın. Bedava yolculuk yok. Hemen düşün pençemden, hadi. Sanırım bedava yolculukla kastettiği roller coaster'mış. Dur sana elimi uzatayım. Ya da istersen pençemi. Gülümse. Kedi gönlünün kapağı için peynir de lütfen. Ne? Bu hiç komik değil. Her zaman çalışırsın. Şimdi neden? Evime elim boş dönmeyeceğim. Fare kedisini ve diğer tüy yumaklarını gelecek sefere yakalarım. Zavallı Gebi. Onu bu durumda bırakamayız. Kurtarma zamanı Buffy kediler. Ama nasıl? Brutus çok güçlü ve kamyonetindeki kafes büyük bir sorun. Lady, bu sorunları çözebiliriz. Tabii ki arkadaşlarımızın yardımıyla şehirdeki bütün kedileri çağıracağız. Bu fırsatı asla kaçırmazlar. Biz varız Limpo. Şimdi bize neler olduğunu anlat. Gebi Brutus'un eline düştü. Brutus mu? Ama o çok tehlikeli biri. Brutus mu? Onu durduramayız. Evet. O bizi mahveder. Hemen yanıt vermemiz gerekiyor mu? Buffy kedilerle birlikte şimdi Gebi'yi kurtarmaya gidiyoruz. Eğer gelmek istemiyorsanız bunu kendimiz de halledebiliriz. Yemi hazırladım. Umarım tuzağımıza düşer. Canım gerçekten makarna ve köfte çekiyor. Ah bakın kimler gelmiş. İyi gidiyorsun köfte. Onu meşgul et ve biz de Gebi ile ilgileneceğiz. Limpo, seni burada bırakacağımızı düşünmedin herhalde değil mi? Dostum Bay Pençe seninle tanışmak için sabırsızlanıyordu. Ama sonra ona ilginç bir şey söyledim. Biraz araştırma yaptım bilirsin ve fare kedisi diye bir şey olmadığını öğrendim. Sürpriz. Ve anladım ki bunlar hep siz sinsi kedilerin bir oyunuymuş. Ama ben sizden daha zekiyim. Daha zekiyim, daha iriyim ve daha kötüyüm. Göster kendini. Arkadaşlarımı almana izin vermeyeceğim. Şimdi anladın. Köfteyle uğraşmak istemezsin. Yanılıyor muyum? Yakalayacak ne çok kedi var. Şimdi. Devam edin. Fotoğraf çekmeye devam. Destek ekibimiz de geldi.
aramızda yeniden konuştuk ve bir kediyi asla kafese terk edemezdik. Bu kedi Gebi gibi kötü bir muhabir olsa bile. Teşekkür ederim dostlarım. Hepinize teşekkür ederim. Bitti zannetmeyin sakın. Bu iş henüz bitmedi. Brutus en sonunda kedi günlüğünün kapağındaki yerini aldı. Hepsi sizin sayenizde ve tabii fotoğraflarınızın. Minnettarlığımı göstermek için bir daha asla sizi küçük düşürecek fotoğraflar çekmeyeceğime söz veriyorum. Affedersin.